Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kahvaltılarınızda veya akşam atıştırmalığında patates kızartması yerine daha sağlıklı olan fırında patates cipsi yapacağım. Evet, incecik yapım şeklinde göstereceğim. Yani olabilecek en güzel patates cipsi diyebilirim. Yapma aşamasına geçmeden önce daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bu sefer göstereceğim patatesleri yıkama aşaması. Patatesleri önce dış kısımlarını güzelce temizliyoruz. Yani elimizle eee temizliyoruz, ovuşturarak. Daha sonra da bir siz evde bulaşık süngeri varsa bulaşık süngeri veya da telle yani normal gündelik kullandığınız değil de harici ayırabileceğiniz bir telle iyice ovuşturarak bu şekilde temizliyoruz. Evet böyle oğuşturarak temizliyoruz. Böyle temizlersek eğer haşlamalarda e, dörde bölerek de kolayca haşlayabiliriz. Eğer patatesin dışı temiz olmazsa e, bölerek yapamayız. Yani suyumuz temiz olmaz. Aslında ben evde e, e, bütün kök sebzeler için mutlaka bir tane e, bulaşık süngeri veya teli bırakıyorum. Onunla temizliyorum. Evet iyice yıkadıktan sonra da Patates soyacağıyla da güzelce soyuyoruz patateslerimizi. Her ikisine aynı şekilde. Zaten soyacakla olduğu için çok hızlı bir şekilde oluyor. Evet, soyup hazırladıktan sonra şimdi dilimleme kısmına geçebiliriz. Hatta patatesleri soyduktan sonra da yine yıkadım ama o kısmı göstermedim. Siz mutlaka yıkayın. Yıkadıktan sonra da güzelce kurulayacağız patateslerimizi. Şimdi kuruladıktan sonra dilimleme kısmına geçebiliriz. Patates cipsine dilimlemeyi birkaç şekilde yapabiliriz. Patates cipsinin orijinal haline en yakın hali yani çok ince olduğu için patates soyucayla dilimlemek. Evet görüyorsunuz incecik halkalar alıyoruz. Hatta karşı taraf görünecek kadar bu şekilde olduğu zaman çok güzel oluyor. Ama siz isterseniz rendenin o tek dilimleme kısmı var. Onunla da yapabilirsiniz. O bunun kadar ince olmuyor ama yine de ince oluyor. Veyahut da bunların hiçbiriyle yapmak istemezseniz de veya evinizde yoksa direkt bıçakla ince dilimlemeye çalışabilirsiniz. Evet bu şekilde hızlıca bütün patatesleri dilimliyoruz. Hatta şimdi göreceksiniz taban rengi bile görünüyor artık. Evet, görüyor musunuz? Ne kadar güzel oluyor. Yani orijinal patates cipsine en yakın e, dilimleme şekli bunun arkadaşlar. Şimdi dilimleme kısmı bittikten sonra baharatlarımızı koyacağız. Bunlar kullandığımız baharatlar. Ya yani patates cipsinin en önemli kısmı baharatlı olması ve kullandığımız baharatlar. Reyhan, kekik, zerdeçal, kimyon, kırmızı biber, karabiber ve tuz kullandım. Özellikle kekik ve reyhanı kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Eğer bunlardan sevmediğiniz tatlar varsa eksik olarak kullanabilirsiniz. Ama ben hepsini bir kullandım. Çok az bir de zeytinyağı. Yaklaşık 2 kaşık kadar zeytinyağı koyuyoruz. Ve bunları iyice karıştırıyoruz patateslerimizi. Özellikle baharatlar her tarafa gelsin diye Mutlaka iyice e, karıştırmamız gerekiyor. Evet zeytinyağımıza koyuyoruz. Hepsini bir karıştırıyoruz artık. Bundan sonraki aşamada tepsimize döşeyebiliriz. Yani tepsimize sereceğiz. Tepsiye de mutlaka yağlı kağıt kullanalım. Eğer yağlı kağıdınız yoksa çünkü içine çok az yağ koyuyoruz. E, şeyle yapabilirsiniz. Tepsinizi biraz yağlayarak sıvı yağ ile fırçayla sürerek. O şekilde patatesleri yerleştirebilirsiniz. Mümkün olduğunca dilimler üst üste gelmeyecek şekilde ayarlamaya çalışın. Evet. Şimdi fırına koyabiliriz. Fırında da 180 derecede hemen hemen yarım saat sürüyor. Evet, şimdi fırına koyuyoruz. Yarım saat sonra cipsimiz hazır arkadaşlar. Bu da yarım saat sonraki pişimiş hali akşam çekimi olduğu için ışıktan kaynaklı tam rengi belli olmuyor. Ama altın sarısı kızarmış nefis bir cips oldu. Evet görüyorsunuz incecik orijinal cipse yakın cips oldu. Evde kaldığımız bu günlerde televizyon izlerken film izlerken atıştırmalık nefis bir yemeğimiz oldu. Yaparsanız şimdiden elize sağlık diliyorum. Evet tabağımızı almayı da direkt eee ile beraber kağıtla beraber kaldırıp tabağı boşaltabiliriz. Aynı bu şekilde. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.